Oğlum at şunu da ağzına. Ha, derslerin iyice ne girsin aklına. Mazlum bir stop ya. Daha okulun ilk gününden boğacağım beni. Anne. Ha? Bu forma beni biraz soluk mu göstermiş? Yok gülüm yok. Yıldızlar gibi parlıyor maşallah maşallah. Aybüke çeyreğin de hazır mı? O ne be? Ne bileyim bu saçlarla böyle gelinin kız kardeşi gibi olmuşsun da. Ay sen 3 gramcık beyninle bana şaka mı yaptın? Sıradan bir okul değil bir kere orası. Ataman Koleji'ne gidiyoruz az bile. Sen bir de oradaki tipleri bir gör anlarsın. Kardeşin doğru söylüyor evladım. O zenginler birilerini eziklemek için fırsat kolluyorlar da süklüm püklüm dolaşmayın öyle. Oğlum sen de pek bir yakışıklı olmuşsun ya. Vay maşallah ne güzel doğurmuşum ben sizleri. Günaydın. Hazır mısınız? Kuzen, arabayı kaptım yine onunla gideceğiz. Oğlum var ya çok afilli bir giriş yapacağız okula he. Kadir abi nerede? Giderken onu da bırakayım işe. Dışarıda bekliyor bizi. Yenge, biz okuldan dönene kadar Emel seninle kalabilir mi? Kalır tabii kalır. Gel 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 gel. Fındık faresi gel bakayım. Sen kahve yapmayı biliyor musun? Öğretirsen yaparım belki. Öğretirsen yaparım belki diye dillerini yerim senin. Gel gel gel. Oh. İlaçları burada. Öksürüğü geçti ama bir iki gün daha kullanacakmışız. Aklın kalmasın hiç. Ben gül gibi bakarım fındık fareme. Gel. Gel kızım. Gençler. Hadi let's go. Haydi. Oğlum şimdi var ya kızların gözü yaşlı beni bekliyordur ha. Hepsi sırada seni bekliyor. Evet ne demez. Yazık ya yemin ederim diğer erkeklere çok üzülüyorum. Melisa, neden hala doğum günün için bir konsept seçmiyorsun tatlım? Organizasyon şirketi 5 seferdir arıyor, cevap veremiyorum. Ya istemiyorum konsept falan anne. Alt tarafı doğum günüm işte. Arkadaşlarım gelecek, takılacağız. Kızım, benim de misafirlerim gelecek. Gösterişli olsun istiyorum, ne var bunda? Benim doğum günüm anne. Ben gösteriş sevmiyorum. Ama sen istersen kendi doğum gününde buzdan heykelini falan yaptırabilirsin. Sen bilirsin. İyi fikir aslında. Şaka yapıyorum da. Şaka tabii deli. Bak kızım, prensesim. Bari kot üstü tişört giyme olur mu? Gidelim okul çıkışı sana güzel bir elbise alalım ha ne dersin? Bir sürü elbisem var anne. Giyerim işte birini. Öpüyorum hadi. Görüşürüz. Hadi iyi dersler. Oğlum sen de geç kalma. Kardeşinle beraber okul çıkışı eve gel tamam mı? Okuldan sonra müzik kulübünde provam var benim. Ay uf. Ama geç kalmam merak etme. Tamam. Hadi. İyi dersler. Sağ ol. Geri zekalı içim dışıma çıktı senin yüzünden. Herkes bize bakıyor ya. Sizin ne var ya dirip tattık. Niye bakıyorlar cidden? Arabaya bakıyorlar. Eski diye mi? Keşke sadece eski olsaydı. Ama öyle. Sınav birincisi buradan çıkmış. Vay be. Of, buradan eve gidince kesin bunalıma gireceğim. Resmen kalite kokuyor ya. Abartma okul işte. Neyse ben gideyim. Siz de dersinizi güzel güzel dinleyin. Belaya bulaşmak falan da yok. Özellikle sana söylüyorum Olcan. Tamam abi. Sana da hayırlı işler. Şunun ayakkabısını, çantasını bir de montunu toplasan 50.000 lira eder. Oha. Ne sandın? Hepsi marka baksana. Kesin ezikleyecek bunlar şimdi bizi. Esinler razıyım. Güzel.
Oğlum kızlara bak. Sus, yapma şunu, duyacaklar ya. Ya duysunlar oğlum. Gel şu sınıfın mınıfın yerini soralım bari, gel. Bizim sınıf nerede? Keşke dışarıda kutlasaydık ya. Şimdi bizimkiler de gelir bayık bayık. Annemin doğum günlerini illa da evde beraber kutlama gibi bir takıntısı var maalesef. E parti geyiği falan bitince gece kaçarız belki ha. Oha! Bu mallar neden burada? Evet ya. E üstlerinde bizim üniformamız var. Nasıl ya? Bu yüzükler bizim okulda mı okuyacak? Anlamadım. Bir açıklama please. Evet, bizim okula kaydoldular. Burada okuyamazlar mı? Ne var bunda şaşıracak? Normal şartlarda hayır. Paraları yetmez. Babam yüzünden. Burs vermiş bunlara. Ben anlamıyorum ki burada ne yazıyor. Kuzen, düşman hedef saat 1 yönünde. Bu ne ya? Yeter ama insan görmemiş gibi bakıyorlar resmen. Cazibemdendir o. Nere? Dur. Hello gençlik. IM'de Olcan. Relax canlar. Biz de dünyalıyız. Artık aynı okuldayız. Şaka gibi ya. Oğlum yürü hadi ya. Yapma şunu ya. Oğlum dur ya. Ortama bir sıcaklık katayım dedim. Ben sana da kaldı. Yürü. Gülüyor mu kız? Sen yürü. Merhaba. Dakika bir gol bir kepaze olduk. Allah'tan babam izinli. O da elinde süpürgeyle koşup hoş geldiniz diye sarılsa tam olurdu yani. Ne olacak, babam değil mi? Utanıyor musun halbuki? Tamam, duyar kasma Asiye ya. Tamam gel. Ben ona hiçbir şey diyemedim. Orada her şeyin her tek, herkes böyle toplanmış. Ben kaldım zaten orada. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Selin'cim, sen şöyle ön sıraya gel. Çocuklar geçin siz de arka sıralara. Tabii. Arkadaşlarınız yeni öğrencilerimiz. Artık sizinle bu sınıftalar. Ay burası kümes mi koktu ne? Ay çok fena. Ne oluyor, niye geliyorsunuz? Sessiz olun biraz. Hocam arkadaşlar bize dalga geçiyor, bir şey yok. Neden? Harika, ne oluyor? Bir şey mi? Onlar anladı hocam. Böyle mi karşılıyorsunuz arkadaşlarınızı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hocam rahat olun ya, bu hareketler bizi üzmez. Üzeceğim ben seni. Bekle. Duruk yeter, yoksa sınıftan atacağım seni. Evet, yeni gelen arkadaşlarımızı tanıyalım biraz. Asiye senle başlayalım. İkiniz ikiz misiniz öyle mi? Evet hocam, ayrı yumurta ikiziyiz. Oğulcan sen sınıftakilerden bir yaş büyükmüşsün. 18'sin sanırım değil mi? Aynen hocam. Çift dikiş maalesef. Çift dikiş mi dedi o? Neye gülüyorsunuz acaba? Oğlum sen Melisa'nın abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Olaya bak kızım, Londra'da okumuş çocuk. Bize ne abi ki? Çok havalı ya. Yalnız arkadaş şok oldu da. Evet Oğulcan, sen hangi mesleği seçeceksin? Şimdi hocam ben eğlence sektörünü düşünüyorum. E tabi ileride televizyoncu olacağım. Bir yıldız tozu var bende de kesin ünlü olurum yani. Gülüyorsunuz ama ileride imzalı resmimi istersiniz gençler. Aybüke sen? Hocam şimdi ben henüz karar vermedim ama okul güzel, ortam filan.
Yani ben arkadaşları da anlıyorum aslında. Bizle dalga geçiyorlar ya. Abimle Ömer dalaştılar biraz. Abim arabasını falan çizmişti onun arkadaşın. Kızım ne diyorsun sen ya? Böyle haksızsınız yani. Ay bu varoş bize yanlamaya çalışıyor galiba. Oğlum şu kız seni kesiyor galiba. Arkama bakmadan kaçarım kanka bak. Çok net. Çok net. Tamam arkadaşlar aramızda konuşmayalım artık. Geçen hafta proje ödevi belirlemiştik. Onun konusu neydi Melisa? Empati yapmak, diğerlerini anlamaktı hocam. Evet. Aranızdan bir arkadaşınızla eşleşecek ve onu bize tanıtacaksınız. Nasıl bir kişiliği var, nelerden hoşlanır, onu ne sevindirir, onu neler üzer, bunlardan bahsedeceğiz. Madem aranızda bazı tatsızlıklar olmuş, o zaman eşleşmeyi ona göre yapalım. Belki empati kurar, birbirinizi daha iyi anlarsınız. Ne dersiniz? Çok güzel olur hocam. Ay bir de alkışlıyor ya. Ay, şaka mısın sen? Hocam ya, benim bu arkadaşları anlamam çok zor. O yüzden biz çok şey yapmasak, hani zorlamasak. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanlığı öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmıştın hatırlarsan. Hak etmeseydin atmazdım o tokadı. Çocuklar ses sonunu artık. Tamam uzatmayın. Eşleşmeyi ben yapıyorum. Doruk sen Asiye ile eşleşiyorsun. Oğulcan sen de Harika'yla. Hocam hayır ya. Ömer. Ömer'le ben eşleşirim hocam. Ha, tamam süper. Talya sen de Halbuki'yle eşleşiyorsun. Hocam yapmayın ya. Sana sormadım ama ister miydin? Olur. İster ister. Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet Berk. Ya sakin ol. Ay çok güzelmiş burası. Bundan sonra hep buradayız öğlen tatilinde. Tabii tabii. Hangi parayla acaba? Kadir abim burada ne olacak? Ne dedim ben sana? Al işte. Alın bakalım. Sağ ol Kadir abicim, bir tanesin. Rica ederim fıstığım. Afiyet olsun. Abi ama bunların parasını sana yazmazlar mı? Tamam abicim, sorun yok. Hadi yemeğinizi yiyin. Ne habersiniz? Garson. Doruk. Ne var? Garson değil mi? Tamam ilgilenmeyin. Devam edin hadi. Geliyorum. Sürekli sataşıyorsun. Yapmasana ya. Melisa bir şey yapmıyorum. Saçmalama, abartma. Buyurun. Viyana şinitsel istiyorum. Pişene kadar başında bekle. Yanık falan olursa geri gönderirim. Yanında da portakal suyu. Ben de şinitsel alayım. Yanına da buzlu karışık bir meyve suyu. Tamamdır. Sizin siparişleriniz de hazır olmak üzere. Sağ ol. Tüh ya. Toplasana. Berk. Ne? İşi bu, ben mi toplayayım? Berk. Tamam. Kadir.
Yarın benim doğum günüm. Gelmek ister misin? Hayır. Aa, hayır mı dedi o cidden? Melisa, amacın ne senin ha? Ne işi var o tiplerin bizim evimizde ya? Arkadaş olmak istiyorum onlarla Doruk, sana ne? Ömer, Asiye. Yarın akşam benim doğum günümü kutlayacağız bizim evde. Gelmek ister misiniz? Biz de gelebilir miyiz? Ha, tabii ki gelin. Hepiniz gelin. Çok isterim. Tamam, geleceğiz. Tamam, bekliyorum o zaman. Şaka gibisin ya. Benim doğum günüm. İstediğimi çağırırım. Size ne? Yani ilginç oldu. Ay tamam, boş verin. Gelirler, böyle saçma sapan giyinirler. Biz de dalga geçeriz. Ay. Niye meraklandın? Ya kızım, nasıl ortam yapacağız başka türlü? Gidelim işte. Ben ortam falan yapmak istemiyorum. Nasıl ya, ne olur bozma bak lütfen, yalvarırım. Hem Melisa tatlı bir kız, onunla iyi anlaşabiliriz bence. Siz olayı hala anlamadınız değil mi? Melisa bizi davet ediyor ama asıl hedef sensin kuzen. Biz yancıyız be oğlum. Yok be oğlum, ne alakası var şimdi? Ya sus seni çapkın. Ömer. Yok kızım, bakma bunun dediğine ya. Yok öyle bir şey. Evet çocuklar, bugün katı halde iki maddenin elektriklenme yoluyla birbirinden ayrılmasını göreceğiz. Toz halinde kükürt yakacağımız için maske takmanız gerekecek. Çünkü bu zehirli gazları solumamanız çok önemli. Zehirli gaz solumu sakın. Ne? Daha beraber ödevi yapacağız. Zehirlenme diyorum. Ya ben şu an zehirleniyorum zaten. Yerine geçer misin? Okuldan sonra bir şeyler mi yapsak ha? Birbirimizi daha iyi tanırız. Yok canım, sağ ol. Ama haksızlık ediyorsun. Ben sadece yakışıklılığından ibaret değil. Bu janjanlı ambalajın altında çok derin bir karakter var. Öyle mi? Neredeymiş acaba? Ben bir bakayım. Ya kızlar. Çocuk bana çok karizmatik gelmeye başladı. Yo, sana öyle geliyor. Sevgilisi var mı acaba? Bence sen hiç o toplara girme. Bu okuldakilere benzemez. Terslersen üzülürsün. Pardon? Nasıl yani, tam anlamadım da. Şimdi ben bu varoşların prensine ilgi göstereceğim. O da beni tersleyecek, öyle mi? Sen baya baya havaya girmişsin Susi. Yürüyecek misin cidden çocuğa? Bence de kesin tersler. Öyle mi canım? Var mısın iddiaya? Yeni çantan benim olur. Okey? Duydunuz. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne istemiştin? Hiç. Öyle muhabbet, sohbet. Sen hep böyle soğuk musun ya? Hı? Yoksa böyle karizma olsun diye falan mı yapıyorsun? Çok çalışıyorum. Muhabbete zamanım yok. Ne zaman bitiyor işin? Gerçekten zamanım yok. Ben bir soda alabilir miyim? Tabii, hemen.
şimdi Kadir'cim. Şu durumu bir netleyelim. Çünkü benim sana yürüdüğüm falan yok. Tamam mı? Aramızda küçük bir iddia konusu vardı, o kadar. Şimdi ben bizim kızların yanına geçtiğimde akşam seninle buluşacağımızı söyleyeceğim. Sen de bir şey çaktırmazsın, tamam mı? Anlaştık galiba. Güzel. Ne oldu? Ne olsun? Zaten kaybedeceğim baştan belli değil miydi tatlım? Akşam Kadir'le buluşuyoruz. Oh, ne güzel. Artık parkta simit ayran yaparsınız. İnanmıyorum sana ya. Buyurun, sodanız. Teşekkürler. Ha bir de görüşmemiz için bu paradan çok daha fazla şeye ihtiyacın var. İnanmıyorum. Ne yaptın sen? Çocuk seninle görüşsün diye para mı verdin? Hayır ya. Ne alakası var? İnanmıyorum ya. İğrençsin sen. Yalnız bayağı iyi ayar verdim. Teselli olsun diye çantamı vereceğim tatlım. Tamam, kalkalım ya. Zaten her şeyi yemişsiniz. Susi, tamam. Koşmasana bebeğim ya. Bak çantamı da vereceğim. Susi! Bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem, bir ara görüntülü ararsın beni, konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. Bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbiri mi yok? Evet, hiçbiri yok. İyi o zaman, çok istiyorsan biz de gel, biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte, şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede mi olmaz? Aha, doğru ya. Orada abim var değil mi? Bizi görürse kızar mı? Yok, kızmaz. Medenidir benim abim. Ha. Yani ben sana diyorum bak, çok güzel. Ben bu işi anlıyorum. Hadi o zaman. Aşkım. Ne iş var bunun senin yanında? Ya şu ödev meselesi var ya, onu halledelim dedi. Ay, şu an senin için çok üzülüyorum. Ne yapalım? İdare edeceksin artık biraz. Harika, yapma şunu ya. Önemli değil Melisa. Umurumda değil, dikkate almıyorum onu. Gerçekten. Acaba bir de şey mi desem, neydi? Kötü söz sahibinindir. Hani böyle daha klişe olur. Hı? Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Bu bana laf mı soktu? Öyle oldu galiba. O zaman ben şu ödev işini halledeyim. Sonra yanınıza gelirim, olur mu? Tamam aşkım. Bol sabır. Harika. Afiyet olsun. Abi öğretmen Doruk'la ikimize ödev verdi. Mecbur hazırlamak zorundayım. Çalışacağız burada. Tamam abicim, ama sana bir rahatsızlık verirse söyle, olur mu? Tamam abi. Hadi kolay gelsin abicim. Sağ ol.
Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakul'u yakından tanıma şansına eriştin. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Evet. Hayattaki amacın ne? Yok bir amacım. Nasıl yok? Ya ne istiyorsam sahibim zaten. Lise bitince bizimkiler üniversite için yurt dışına gönderir. Dönünce de şirkette yerim hazır. Böyle yani. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Anladım. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum. Bence bakış açımız farklı. Yani bilemedim. Neyse sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özellikleri neler? Zeki ve pratiğim. Yakışıklıyım da tabii bu net. Ondan sonra doğuştan baskın bir karakterim var. Yani lider ruhluyum. Böyle yani. Sevmediğin özelliğin? Yok. Var mı? Yani neyi mi itici buluyorsun sen söyle. İyi bir değilsin. Evet bu doğru. Ama iyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Hayatında en değer verdiğin şey ya da öyle bir şey var mı? Var. Var tabii. Melisa. Kardeşim. Senin? Kardeşlerim. Bir dakika nasıl yani? Şu an ikimizin ortak bir noktası mı var ya? İnanamıyorum gerçekten. Ne konuşuyor bunlar hala? Git bir görün. Ya tabii. Kıskanmışım gibi olur. Saçmalama. Yalnız burada bekleyince de aynı efekt. Senin dersin yok mu Talya'cığım? Kızım ben seni düşünüyorum. Böyle görmesinler. Kıskanıyorsun ama Asiye anlamasın bari. İcabına sonra bakarız diyorsun yani. Evet. İyi tamam. Hadi gel. Hocam. Hocam tamam biz bittik. Daha devam edecek miyiz? Devam devam. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi hadi. Ama hocam faal. Ağlama gayet nizami. Aferin Ömer. Evet arkadaşlar son tur. Sonra bitiriyoruz dersi. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz canım.
Hadi ya. Ya oğlum bak bak en sevdiğim sahne geliyor. İzle izle. Bunu bana da göndersene ya. Tamam. Dur bakayım. Hadi be. Ne oldu kanki? Ya ben telefonu soyunma odasına bıraktım herhalde. Siz gidin. Tamam. İyi bari. Bana da gönder ha bunu, tamam mı? Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Ben varım. Ne oldu? Bir şey yok, gider misin? Ya niye korkuyorsun? Sıkıntı neyse söyle, yardımcı olayım. Eşyalarım yok, bulamıyorum. Biri almış galiba. Başka giysim de yok, ne yapacağım bilmiyorum. Al giyin bunu üstüne. Biraz yaklaşır mısın? Tamam ben yıkayıp geri getiririm bunları. Peki tamam. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.